Merhabalar. Bugün Dyson'ın en son modeli olan Gen5 Detect'in kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Hemen kutuyu açarak başlıyoruz. Dyson sitesinde son teknoloji olarak gösterdiği model bu arkadaşlar. Dedekte olduğu için de kutu içeriği gayet dolu. Dyson bazen isimlerde değişiklik yapıp kutu içeriğinde değişikliklere gidebiliyor. Şimdi içinden çıkan başlıklara bakalım. Öncelikle bu e, ana başlığımız bizim hem sert zeminde hem de halılar için kullanabileceğimiz başlık. Bu başlık üzerinde önceki modellerde olmayan şurada gördüğünüz plastikler var. Bu plastik sayesinde anti-tangle teknolojisini daha da geliştirmiş. Anti-tangle teknolojisi aslında V8'den beri olan bir teknoloji. Bu V8'in başlığı. Bu başlıkta da anti-tangle teknolojisi vardı ve gerçekten Dyson'ın bu iç kısmında kolay kolay herhangi bir saç veya şey görmezsiniz. Anti-tangle zaten dolaşma önleyici demek. Aynı sistem burada da vardı. Ama burada gördüğünüz gibi çok daha geliştirmişler. Şuradaki kısım daha iyi bir hale getirmiş. Bunun denemesini yapacağız. En son V8 ile karşılaştırmasını yapacağım. Anlatımı yaparken de sürekli V15 ile ve V8 ile karşılaştırmalar olacak. Buradaki aparat yeni. Bu daha önceden yoktu. Bakın şurada yumuşak bir parça var. Bu muhtemelen daha iyi vakum yapması için planlanmış. Burada gördüğünüz ayar sayesinde şu kırmızı kısımlar daha içeri giriyor veya daha yukarı çıkıyor. Eğer halıya yapışma sorunu yaşarsanız bunları yukarı doğru çıkartıp vakumu birazcık azaltabilirsiniz. Onun dışında kitapçığımız burada. Onu kenara koyuyoruz. Burada My Dyson uygulaması ile ilgili herhalde yönlendirmeler var. Buraya bir kare falan koymuşlar. E bu modelde uygulama üzerinden evinizden çıkan partiküllerin boyutunu da görebiliyorsunuz ne kadar önemli bilmiyorum ama öyle bir özellikle koymuşlar. Bu başlık da çıktı. Ben bu başlığı aslında beklemiyordum. Çünkü Gen 5'in kendi borusunun içinde buna benzer bir başlık var. Bu başlığı da hemen kenara koyalım. Bu özellikle işte klavyenin falan arasındaki veya arabanızın klima sistemindeki tozları çekebilmeniz için şu şekilde yaptığınızda da sert bir hale geliyor. Araba temizliği için güzel kullanılan bir başlık. Yine V8'den beri kullanılan bir başlık. Burada da borusu var. Şu boruyu da bir görelim. Rengi de gerçekten çok güzel. Dyson bu renk seçimlerini çok güzel, uyumlu yapıyor. Bahsettiğim kısım burasıydı. Süpürme aslında bazen gerçekten küçük aralıklara girmeniz gerekiyor. Buraya basıp buradan değil, şu küçük kısımdan çektiğinizde direkt şöyle başlıkla karşılaşıyorsunuz ve gerçekten çok kullanışlı. Buradaki tüyler çok uzun değil ama yine de o anda işinizi görecektir. Arkaya doğru çektiğinizde de bu sefer de sert ucuyla istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Daha önceki modellerde böyle bir uç vardı. Muhtemelen bu ucun yerini artık bu almış ve aynı zamanda borunun içinde her zaman elinizin altında oluyor. Takıp çıkarması da hiç zor değil şu şekilde direkt daha ilk yerine yerleştirmem olmasına rağmen gayet rahat yapabildim. Şimdi bir de ana kısma bakalım. Evet. Hemen elinize aldığınızda kalite hissini size hissettiriyor ama bir diğer his de ağırlık hissi kesinlikle. Ben V8 kullanıyorum. V8 2.5 kilo. Gen 5 Dedek modeli ise Dyson'ın en ağır süpürgesi. 3.5 kilogram. Bundan önceki V15 3.08 kilogramdı. Buna alışma için belli bir süre gerekebilir. Gerçi Dyson kullanmaya başlayanlar genelde farklı kas gruplarını ilk kez çalıştırdıkları için ilk başta çok zorlanırlar. Ama daha sonra süreçte alışırlar. Burada yine bir değişiklik artık açma kapama bu tuştan yapılıyor. Buradaki tetik kalkmış. Tetik çok tartışılıyordu. Aslında Dyson sevmeyenler, Dyson olmayanlar genelde ya tetik var çok güzel değil falan diyorlardı. Dyson kullananlar e, bence bu konuyu çok dert etmiyorlardı ama Dyson herhalde bu sefer bir de bunu denemeyi tercih etmiş. Ben tetikten memnundum. E, bana kalsa ben yine tetik olmasını isterdim. Bu modelde yine e, vurgulanan özelliklerden birisi motorun dönme hızıyla artan emiş gücü. 135 bin devir yaptığını söylüyor. Bu değer aslında daha önceki V15 modelinde 120 binde. Aslında çok büyük bir artış var gibi görünmüyor çünkü V8 modelinde bile 110 bin e, buradaki RPM değeri. Ama çekim olarak baktığımızda gerçekten güçlü hissettirdi. Sadece RPM ile ilgili bir değişiklik yok gibi görünüyor. Bu kısımda HEPA filtre var. Yine e, bu modelde en çok vurgulanan özelliklerden birisi ve büyük bir atlama var. V15'e kadar olan modeller 0.3 mikronun altındaki partiküllerin %99,99'unu aldığını iddia ediyordu. Bu modelde ise 0.1 mikrona kadar olan partiküllerin %99,99'unu aldığını iddia ediyor. Yani öncekinden 3 kat daha küçük partikülleri temizleyebildiğini söylüyor. Burada gerçekten e, güçlü bir değer var. Bu bahsettiğim şey havaya salma ile alakalı. Yani diğerinde şuralardan çıkan havalardan bunda daha temiz bir hava verdiğini söylüyor. Ki Dyson'lar bu konuda zaten çok başarılıdır. Kesinlikle süpürge, süpürme işlemi yaptığınızda herhangi bir kötü koku hissetmezsiniz. Ben çok uzun süredir Dyson kullanıyorum. Bununla ilgili herhangi bir şikayet yaşamadım. Yine burada çok fazla büyümüş bir batarya görüyoruz. Burada mesela V8'de 6 hücreli bir batarya vardı. Artık Gen 5 dedekte de 10 hücreli bir batarya var. Ve bu düşük kullanımda 70 dakikaya varan bir kullanım sağlıyor. Bu süre tabii ki siz gücü arttırdıkça azalıyor. Fizik olarak da büyüklüğünü hissediyoruz zaten bataryanın. Ve gerçekten çok uzun süre kullanma sağlıyor. Daha modları da hemen göstermeye başlayalım. Buradaki iki tuş var. Birisi açma kapama, birisi de modlar arasında geçiş. Şu an orta düzeyde başladı. Ve 18 dakika gösteriyor. Eko moda geçti. Eko modda 32 dakikalık bir süre gösteriyor. Bir kez daha bastığımda ise Boost moduna geçti. Şu an gürültü de çok arttı ama inanılmaz bir çekim var. Size anlatmak için hemen ekomoduna geri dönüyorum. Burada bir diğer yenilik de çektiği partiküllerin cinsini burada size veriyor. Çok önemli bir değerini bilmiyorum ama bu işlemi aslında şunun için yapmış. Bakın şu an 10 mikronun altında 543 bin partikül çekmiş. Havada çektiği partiküller bunlar diğerlerinden çekmediğini gösteriyor. Çünkü havada zaten öyle bir partikül yok. Tabii ki yeri süpürürken bu değer değişecek. Bunu piezo sensörüyle yapıyormuş ve saniyede 15.000 partikül sayıyormuş. Aslında bakınca sırf bize vermek için bu değerleri ölçüyorsa çok gerekli gibi görünmüyor ama bu işlem aynı zamanda e, otomatik olarak emiş gücünü ayarlamak için yapıyormuş. Bu açıdan baktığınızda tabii ki çok mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Hepa filtreyi çıkarmak için şu şekilde çeviriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi hepa filtreyi çıkartabiliyorsunuz. Bu filtreyi yenilemenize gerek yok. Üzerinde bakın, zaten musluk işareti koymuşlar. Bunu yıkayabiliyorsunuz. Üzerinde de yazmış washable diye. Ee, yıkadıktan sonra 24 saat kadar bekletmeniz gerekiyor. Şu şekilde gayet kolay bir şekilde de oturabiliyor. Şuradaki yüzey kesinlikle çok daha kaliteli hissettiriyor önceki modellere göre. Açmak için de şu kısmı ileri doğru itiyorsunuz ve yine hiç elinizi kire değirmeden içini boşaltma şansınız oluyor. Sonra kapatmak için de bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi diğer malzemelere bakmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu benim değil bir arkadaşımın cihazı. Ben V8'i yıllar önce aldım ve hala kullanıyorum. Yani Dyson'da öyle bir şey var. Gerçekten seneler boyunca ne pilinde herhangi bir yıpranma oluyor ne çekiş gücünde herhangi bir şey oluyor. ya Muhtemelen e, piyasadaki en iyi süpürgeyi inceliyoruz şu anda. Bu gördüğümüz duvar aparatı. Duvarda bu şekilde duruyor. Bunda pili çok kafanıza takmanıza gerek yok. İşiniz bittiğinde direkt oraya takabilirsiniz. İşte %3'ünü %4'ünü bile kullanmış olsanız o kısmı dolduruyor. Ben senelerdir bu şekilde kullanıyorum. Ve beni rahatsız edici bir pilde herhangi bir gerileme de olmadı. Buradaysa adaptörü var. Yine Dyson'ın. Bu kısımda da bir iki başlığımız daha olması gerekiyor. İçine bakmadığımız son kutu da burada. Evet burada da. Optik başlıklı sert zeminlerde kullanılan bir başlık var arkadaşlar. Yeşil ışık işte e, yayan kısım burası. Diğer başlıkta yeşil ışık yok arkadaşlar. Ya burada aslında garip bir durum da var. Dyson V8 absolutte de bu başlıktan vardı ve ben bu başlığı hiç kullanmadım neredeyse. Çünkü e, sert zeminde bu başlığı kullansanız bile diğer yumuşak zeminlerde halıda falan şu başlığa geçmeniz gerekiyor. E, bu da bir süre sonra gerçekten insan için yorucu oluyor. Ve sadece bunu kullanmaya başlıyorsunuz. Hatta bunu size şu başlıkları göstererek de anlamanızı sağlayabilirim. Bakın bu halı ve düz zeminler için kullanılan. Bu ise şu an yeşil ışıkla gelen başlık. Dyson V8'de kullandım. Bir şundaki yıpranmışlığa bakın. Bir şundaki. Yani bunu ilk başlarda kullanıyorduk. Biz sonra artık bunu aylardır belki bir senedir kullanmıyoruz. Ve sadece bunu kullanıyoruz. da bu yeşil ışık teknolojisine o kullanmadığımızı söylediğimiz sert zeminlerde olan başlığa eklemiş. Belki bu başlığın kullanımını arttırmak için de böyle bir şey yapmış olabilir. Kesinlikle çok iyi çalışıyor ona sözüm yok. Ama başlıklar arasında geçiş yapmak birazcık can sıkıcı. Hatta bu yeşil ışık teknolojisi o kadar işe yarar, o kadar güzel çalışıyor ki gereğinden fazla bile olabilir. Kullanan arkadaşlarım V15'te de var biliyorsunuz bu yeşil ışık, optik ışık teknolojisi. Kullanın arkadaşlarım. Süpürdüğün yeri bile kısa bir süre sonra tekrar baktığında yine o tozları gördüğünüzü söylüyorlar. Çok küçük görmeseniz belki sizin için daha iyi olacak. Tozları bile görebiliyorsunuz ve temizlik birazcık takıntı haline de gelebiliyor belki. Burada da yine çok önemli bir başlık var bence. Bu bazı modellerde içinden çıkmıyor ama bu Dedek modeli olduğu için çıkıyor. Bu başlık Might başlığı. Küçük başlık olarak geçiyor. Bu özellikle yataktaki, e, koltuktaki mic'ları temizlemek için arabanızın koltuklarını falan da temizleyebilirsiniz. Ayrıca yani şuna benziyor aslında mantık olarak ama bunu yerlere sürdüğünüz bir şeyi haliyle koltuğa sürmek istemiyorsunuz. Onun için de çok güzel, böyle sadece e, koltuklarınızda falan kullanabileceğiniz bir başlık olması çok güzel. Bu V8 Absolute modelinde de vardı, buna benzer bir başlık. Yine çok sevdiğim bir başlık ama gördüğünüz gibi bayağı bir değişiklik yapılmış. E, muhtemelen tabii ki çok daha iyidir. Ama karşılaştırmasını gene yapmak istiyorum. E, buradaki koltukların birini bu uçla diğerini bu uçla alıp içinden çıkan kısma bakacağım. Kutu içerisindeki son parça da bu koltuk altlarını süpürmek için kullanılan bir başlık. Ya bilmiyorum yine bu e, hali hazırda taktığınızda çok uzatıyor. Ne kadar kullanışlı olduğu bence birazcık tartışılabilir. Ama tabii ki koltuk altlarına e, eğilerek her gün çok zorlanıyorsanız sizin için kurtarıcı bir hale gelebilir. Unutmadan hemen söyleyeyim. Bu arada buradaki hacim gördüğünüz gibi çok genişlemiş. 0.77 litre. Bu önceki modellerde 0.5 litre civarındaydı. V15'ten bahsetmiyorum mesela V8'de falan. Maalesef hemen doluyordu. Ve sürekli işte bir süpürmede bile 2-3 kere boşaltma ihtiyacı hissediyordunuz. Buradaki kısmın bu şekilde genişlemesi gayet iyi olmuş. Bakın V8'de gördüğünüz gibi çok daha küçük buradaki alan. Bayağı hacim olarak bir buçuk kata çıkmış. Bence bu da güzel bir şey. Şimdi bu Dyson isimlendirme ile ilgili de bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. E, malumunuz V8'den sonra V9 modeli üretilmedi. V10 olarak isimlendirdi. Sonra V11, V12, V13, V14'ü de atlayıp direkt V15 modelini çıkardı. E, bu da tabii ki e, diğer V8 gibi modellerin, V10 gibi modellerin çok eskide kalmış gibi e, algılanmasına sebep oldu. Eğer normal isimlendirmeyle gitseydi burası V9, V11 yerine V10. V12 yerine V11, V15 yerine de biz V12 konuşuyor olacaktık ve bu kadar geride kalmış gibi görünmeyecekti. Hatta daha sonra V15'ten sonra da Gen5 diye bir şey çıkartıp V15 olanın bile sanki eskide kalmış gibi hissetmesine neden oluyor gibi hissediyorum işin aslı. Bu isimlendirme politikasının başka bir amacı var mı bilmiyorum ama bir satış politikası olarak böyle bir şey tercih ediliyormuş gibi geliyor bana. Yoksa söylediğim gibi. Çekiş gücünü en önemli etkileyen değerlerden birisi olan motorun dönüş hızı V8'de 110.000 bu kadar aradaki geçişte v 15'te sadece 125.000'e çıkmış ve Formula 1'den bile daha hızlı döndüğünü söyledikleri Gen 5'te 135.000'e çıkmış. Bunu kesinlikle modeli kötülemek için söylemiyorum. Muhtemelen paranın alabileceği en iyi süpürge şu an Gen 5. Dyson gerçekten bu konuda... E çok iyi iş çıkartıyor. Ama birazcık tabii ki satış politikası olarak da böyle şeyler yapmaları gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu koltuğun bir kısmını yarısını e, Gen 5 dedekle diğer yarısını V8 Absolute çekeceğiz. Bakalım sonucu göreceğiz. Sağ tarafta gördüğünüz V8'in haznesinden çıkanlar, sol tarafta gördüğünüz Gen 5 dedektin haznesinden çıkanlar. Gördüğünüz gibi arada gerçekten anlamlı bir fark var. Şimdi de anti tangle özelliğinin ikisinde bir fark var mı diye anlamak için arkadaşlar şu ipi çekeceğiz. İkisinde de yine turbo modla deneme yapıyoruz. Anti tangle özelliği önceki modellerde de vardı söylediğim gibi. Gördüğünüz gibi iki modelde çok rahat bir şekilde ipi çekebildi. Halıda yaptığımız böyle zor bir denemede bile gördüğünüz gibi Gen 5 tek geçişte şekerlere bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. Çok daha iyi bir sonuç verdi. Tabi bu büyük parçaları biraz aşağıda kaldığı için çekememiş olabilir. Ama bence bu bir kıstas değil. Sert zemindeki denemelerde biraz önce kadar net şekilde ayrılmasa da tabi ki burada da yine Gen 5 çok daha iyi. Ayrıca çekim yaparken çok daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı yerleri tekrar süpürmek durumunda kalmıyorsunuz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına muhakkak bekliyorum.